Bugün hep birlikte Japon şiirine bir bahar yolculuğuna çıkalım. Geçmiş zamanlarda dile getirilmiş hisler bize Japon kalbini anlatsın. Baharın gelişini nasıl fark eder o kalp? İhtişamla açılan kiraz çiçeklerini gördüğünde ne hisseder? Ya ne anlama gelir dalından dökülüp giden çiçekler? Hüzün ve aşk elbette var. Bitip durmadan mevsimlerin döngüsünde aynı heyecanı yeniden yeniden duyan o kalpten dökülen şiirler. Günümüze ulaşmış en eski örneği 1600 yıl kadar önce tarihlenen Waka şiiri Japon kalbini yansıtan büyülü bir aynadır. Bu ayna uzak geçmişte yaşamış birinin gördüğü manzarayı da en içten duygularını da yansıtır. Bakalım bu aynada bahar nasıl anlatılmış. Bahar Waka şiirlerini anlatırken eski şiir antolojilerinin yaptığı gibi yapalım. Baharın başlangıcından sonuna doğru sıralayalım şiirleri. Japonya'da bu şiirlerin yazıldığı dönemlerde ay takvimi kullanılırdı. Eski takvime göre yeni yılın başlangıcı ile baharın başlangıcı aynı zamana denk gelirdi. Bu nedenle bugün Japon yeni yıl kutlamalarında eski geleneğin izi olarak bahar başlangıcı ifadesi de yer alabilir. Ay takvimine göre birinci ay ile üçüncü ay arası olan bahar, yeni takvime göre 4 Şubat'ta 5 Mayıs tarihleri arasına denk gelir. Bizim bildiğimizden farklı bir takvimde doğanın tüm değişimini yansıtan şiirler birbiri ardına sıralanır. Bahar Waka şiirlerinin tanıdık imgeleri mevsim akışındaki sırasıyla şöyle. Kar, erik çiçekleri ume, ceddi bülbülü ugyusu, salkım söğüt, kelebek, elbette her haliyle kiraz çiçekleri, sakura, baharın yedi yabani otu, tarla kuşu, mor salkım, kanarya gülü. İşte şiirlerde kişisel duygular o imgelere sarılı bir şekilde usulca anlatılır. Zarif Japon kalbi doğrudan söyleme seslerini, dile getirdiğinin ötesini dinleyenin anlamasını bekler. 31 hecelik Waka şiirinin güzelliği de o kısacık şiire derin anlamlar yüklemenin mahareti de bundandır. Yuki no uchi ni haru waki ni keri uguisu no koreru namida. Yağıyorken daha kar, çıkıp geldi ya bahar, ceddi bülbülünün gözlerinden akan buz tutmuş yaşlar, şimdi belki eriyordurlar. İlk şiirimiz bahar başlangıcını anlatıyor. Bu şiirde kar, ceddi bülbülü, İgoisu ve eriyen gözyaşları imgeleri bunun bahar şiiri olduğunu söyler bize. Bu kuş, ceddi bülbülü baharın başlangıcından itibaren güzel sesiyle ötmeye başladığından baharın gelişinin habercisi olarak kabul edilip sevilirdi. Şiirde yer alan kar imgesi de bahar şiirlerinde sıklıkla görülür. Bunun nedeni ay takviminin kullanıldığı o dönemde baharın yeni takvimde Şubat ayında başlıyor olması. Bu şiirin şairi bir imparatoriçe. Adı Nijo. Yaklaşık 1100 yıl kadar önce Heian döneminde yaşamış. Bu şiirde perdelerin, paravanların ve sarayın duvarlarının ardında yaşayan şair, bu ceddi bülbülü kuşunu görmese de yüreğinde hissederek baharın başlangıcına duyduğu hüzünü sevinci anlatmış. Bahar Waka şiirinin iki imgesi erik çiçeği ve kiraz çiçeğidir. Ben bu iki çiçeğin arasında gizli bir rekabet görüyorum. Bu rekabet geçmişle sonrası, Çin kültürüyle Japonya'nın kendi kültürüne farkındalığı arasında küçük yansımalarla yerini alır sanki. Erik çiçeği imgesi Çin kültürünün etkisinde 700'lerde Waka şiirine girmiş. Sizin için seçtiğim bu düz yazı metin, Japon şiirindeki şiir söyleme geleneğini de erik çiçeğinin o dönemki anlamını da aslında bize ulaştırıyor. Zaman
730 yılının ilk ayı, 13. gün. Başkentin dışına yönetici olarak atanmış ünlü devlet adamı ve şair Ortomono Tabito. Resmi ikametgahında bir şölen evelidir. Şölen sofrasında oturdukları yerin tam karşısında erik çiçekleri çok güzel çiçek açmış. Misafirler gün boyu bu manzaraya bakarak hoşça vakit geçiriyorlar şölende. Ev sahibi Tabito dökülen erik çiçeklerine bakarak her konudan birer şiir söylemesini istiyor. Şiirlerin başlangıcında Tabito'nun Çince yazdığı bir metin bulunuyor. İşte bu hikaye ve metin Çin kültür etkisinin vaka şiirine akışını da bize gösteriyor. Bahar başlangıcındaki güzel bir aydı. Çok hoş bir rüzgar esiyordu. Erik çiçekleri aynanın önünde süslenen bir kadının pudrası gibi bembeyaz açmış, sanki hoş koku kesesi gibi güzel bir rayiha yayıyordu. Sadece bu da değil, şafakta dağın doruğuna bulutlar asılı gibi duruyordu. Çamlar bu bulutlarla kaplı ipek bir şemsiye gibi. Akşam vakti dağların doruklarını sis bürümüş, kuşlar bu sisin ince türünün altında kalmış, ağaçların arasına karışmıştı. Bahçede bu sene kozasından çıkmış kelebekler dans ediyordu. Gökyüzünde geçen sene buraya gelmiş yaban kazları geldikleri yerlere dönüp gidiyorlardı. Burada gökyüzünü kendilerine çatı, toprağı da seki yaparak diz dize oturmuş, içki ibriğini elden ele geçiriyorlardı. Orada bulunan herkes konuşmayı bile unutacak kadar keyifli ve huzurluydu. Dışarının ortamıyla asudelerdi. Koçi fukaba, niyoi okoseyo ume no hana. Aruji nashi tote, haru o wasuru na. Estiğinde rüzgarları doğunun, açıl görkeminle, ulaşsın mis kokun. Ey erik çiçeği, gitti diye efendin, unutma sakın geldiğini bahar. Biraz önce anlattığımız dönemden sonra erik çiçeği Japon şiirinde yaklaşık 200 yıl boyunca baharla ilintili en önemli imgelerden biri olmuş. Sizler için seçtiğimiz ikinci şiir, erik çiçeklerine dair en ünlü eserlerden biri. Şairi Sugawara no Michizane. Michizane, yaşadığı dönemde Fujiwara sülalesiyle aralarındaki politik çekişmeler sonucu 900 yılında başkentten çok uzağa sürgüne gönderilmiş ve orada da ölmüş. Ölümünden sonra sayısız felaketler birbirini takip edince sarayın emriyle sürgün fermanı yakılmış ve kendisine gök tanrısı unvanı verilmiş. Bundan sonra yüzyıllarca kendisine tapınılmış. Bugün de Kanki adıyla Japonya'da tapınakları olan önemli isimlerden biri. Alimlerin ve öğrencilerin bilginin tanrısı olduğuna inanılıyor. Erik çiçeği de onun sembollerinden biri. Bu şiirini sürgüne gönderilirken başkentteki evinin bahçesinde oracıktaki erik çiçeğine bakarak şiirdeki doğu rüzgarı baharın habercisi, erik çiçeği de baharın başlangıcını müjdeliyor. Şair, sakın ben burada yokum diye baharı unutma, güzel kokunu, rengini ulaştır diye tembihliyor. Ve böylece sürgüne gönderişiyle ilgili duygularını dolaylı olarak anlatıyor. Bu şiirin okunduğu dönemde Japon edebiyatına Çin kültürünün etkisiyle girmiş erik çiçeği, yavaş yavaş yerini Japon kültürünü yansıtan kiraz çiçeğine bırakmaya başlamıştır. Bunda Çin'le doğrudan ilişkilerin kesilmesi, Japonya'nın içine kapanmasının da önemli bir etkisi vardır. Böylece pek çok açıdan Japonlaşma başlamış, bu edebiyatta ve kültürde de yansımasını bulmuş. İşte böylece Japonya özgü kültürün doğuşu ve Fujiwara sülalesinin yükselmesiyle eş zamanlı olarak Japon edebiyatındaki yerini alan kiraz çiçekleri günümüze kadar Japonların kahvedeki yerini korumuştur.
Kiraz çiçeğinin Japon kültüründeki sembolik anlamını şöyle açıklayabiliriz. Kiraz çiçekleri bir anda açarlar. Ama ömürleri çok kısadır. Güzelliklerinin doruğundayken dökülmeye başlar. Bu yaşamın, ölümün ve yeniden doğuşun döngüsü gibidir. Yüzlerce yıldır kiraz çiçeklerinin açılmasını bekleyen, çiçeklerin en güzel olduğu zamanı heyecanla karşılayan, onların düşüp gidişine hüzünlenen Japon kalbinin özünde bu vardır. Bakın ünlü yazar Taniyaki nasıl anlatmış bu duyguları Nazlı Kar romanında. Japonya'da 1000 yıl önce derlenmiş, antolojiden bile önce kiraz çiçeklerine dair yüzlerce, binlerce şiir söylenmişti. Eskiler çiçeklerin açmasını sabırsızlıkla bekler. Dalından düşüp giden çiçeklere hüzünlenirlerdi. Defalarca, tekrar tekrar aynı şeyleri dillendiren sayısız şiir yazılmıştı. Sachiko, küçük bir kızken bu şiirler ona çok sıradan gelir. Pek duygulanmadan okuyup geçerdi. Yıllar geçip yaşı ilerledikçe, eski zamanlarda yaşamış bu insanların sadece hoş ve zarif bir söz söyleme kaygısında olmadığını fark etmişti. Kirazların çiçek açmasını nasıl özenle beklediklerini, sonra en görkemli zamanlarında dökülüp giden çiçeklerin yarattığı hüznü Sachiko'da ruhunun derinliklerinde hissetmeye başlamıştı. Japon edebiyatında kiraz çiçeklerinin her halini anlatan binlerce şiir söylenmiştir. Açmasını bekleyen kalp, açtığındaki duygular, dağlarda bulut gibi açılmış çiçekleri beyaz bulutlarla, dökülüp giden çiçekleri karla karıştıran, en derin duyguları, dilekleri anlatan şiirler. Japon şiirinde 10. yüzyıldan sonra çiçek, yani hana sözcüğü, kiraz çiçeği anlamında kullanılmaya başlamış. Bu anlamak için peşine düştüğümüz Japon kalbinde nasıl hissettiğini göstermiyor mu bize? Çiçek dedin mi, ilk kiraz çiçeğini düşünüyor kalp. Şimdi seçtiğimiz şiir de bunun çok güzel bir örneği. Negawaku wa hana no moto ni te haru shinan, sono kisaragi no mochizuki no koro. İkinci yüzyılda yaşamış Rahip Saigyo, kiraz çiçeğine dair yazılmış vaka şiirlerinde ilk akla gelen isimlerden biridir. Hemen her Japon'un ezbere bilip sevdiği bu şiir, Japon kalbinde kiraz çiçeğinin yerini de çok iyi anlatır. Şiirde mevsim, kiraz çiçeklerinin ilk açılışı. Zaman, dolunay zaman. Rahip Saigyo'nun dileği şu. Dileğim, kiraz çiçekleri altında, mevsimlerden baharda, tam da başlangıcında, dolunay zamanında göçmektir bu dünyada. Soylu bir aileden gelen şair, Japonya'da güç dengesinin soylulardan savaşçı sınıfının eline geçtiği dönemde yaşar. Erken yaşta rahipliği seçer, kiraz çiçeğine dair pek çok şiir yazmıştır. Bu şiirlerindeki Yoshino imgesi de, Yoshino'daki kiraz çiçeği manzarası da bugün Japonların en sevdiği manzaralardan biridir. Hisakata no hikari no dokeki haru no hi ni shizu kokoro naku hana no chiruran. Irak göklerin şavkı, baharı huzur sardı. Peki neden telaştı dökülüp gidişi kiraz çiçeklerini? Kinoto Marunori, 9. yüzyılda yaşamış Heian dönemi soylusu ve şairidir. 36 ünlü şairden biri olarak kabul edilir. Ünlü Japon şiir antolojisi Kokuin Wakashu'nun derleyicilerindendir. Baharın yavaş yavaş bitmekte olduğunun habercisidir kiraz çiçeklerinin dökülüşü. Kiraz çiçeklerinin dökülüp gitmesi güzel ve hüzünlüdür. Çünkü geçip giden yaşamı simgeler. Hana no iro wa usuri ni keri na itazura ni wagami yo ni furu nagamese shima ni. Kiraz çiçeğinin rengi, bak boş yere solup gitti. Dünyanın haline, aşka ve upuzun yağmurlara dalmışken ah amaçsızca solup giden benim gibi.
9. yüzyılda yaşamış, hem şiirleriyle hem de güzelliğiyle ünlü kadın şair Ono Komachi'nin bu şiiri, içerik ve teknik olarak çok etkileyicidir. Şiirin ana teması, Heian dönemi kadın edebiyatında ana teması olan Mono no Aware, eşyanın hüznüdür. Bu, şeylerin geçiciliğine farkındalık ve bu geçiciliğe duyulan ince hüzün şeklinde tanımlanabilir. Bu hüzün kiraz çiçeğiyle sembolleşir. Bu şiirde de şair kiraz çiçeklerinin solup gidişine bakarak solup giden kendisini düşünür. Şiir vaka şiirinin 31 heceye kat kat anlamlar sığdırmaya olanak veren maharetini yansıtan özel bir eser. Muhteşem Kodo Müziği'nin eşliğinde Japon kalbinin peşinden giderek yaptığımız bahar yolculuğumuzun sonuna geldik. O kalp yeniden kiraz çiçeklerin gelmesini özenle bekleyecek. Yaşamın döngüsünü her sene kendisini hatırlatan kiraz çiçeklerine sarmalanmış çağlar boyu akıp gidecek.